Herkese merhaba arkadaşlar, Tütün Gurmesi kanalına hoş geldiniz. Yine çok tartışılan tütünler arasında, yani bizim yorumlarımız altında çok tartışılan. Bu arada ben Burak, yine söylemeyi unuttum ama artık tanıyorsunuz zaten. Arkadaşlar, Boss Tobacco'nun Brownie aromasını deneyeceğiz. Baştan söyleyeyim, ben Brownie aromasını şu ana kadar içtiğim hiçbir tütünde beğenmedim. Boss için bu birazcık şanssızlık olabilir. Merdiven altı Türk diyen var, JBR üretti diyen var, şu üretti bu üretti diyen var. İnanırım inanmam, benim inanıp inanmamda sizin yani çok da bir umrunuzda olmaması lazım. Çünkü biz burada tütüne bakıyoruz. Merdiven altı ve iyiyse inanın sen bile üretsen ve bana göndersen, ben ürettim bunu desen, beğenirsem içerim arkadaşlar. Sıkıntı yok, şöyle bir sıkıntı var ama merdiven altı olan hiçbir tütün daha önce beğenmedim. Öyle bir sıkıntı var. Frizon'u tartıştık. Frizon bence gayet güzeldi. Makul bir tütün. Ortalama seviyede bir tütün. Ne süperstar ne de çok rezalet bir tütün. Daha kötülerini içtik. Aha, dozaj Rozan da burada. Yanımda hala. Daha iyilerini içtim. El Fakir'in aklı zaten biliyorsunuz. Şampiyon bunlar. Fakat Frizon bence yeteri kadar iyi bir tütündü ve benim kesimime hitap etmiyor. Ben çok ağır tütün sevenler kıvamındayım. Ya belki tamam aşırı ağırdayı sevmiyorum belki. Adalya Black'ler kadar olsa da belki onları sevmiyorum ama Nakli El Fakir taraftarı bir insanım ben. Bana aşırı hitap etmese de ben bir de bazen içebileceğime kanaat getirdim. Çünkü fena olmayan bir aroması vardı. Güzel bir aroma yoğunluğu vardı. Boss'a da bu yüzden birazcık inanmamı sağladı açıkçası istersen. Açıkçasını isterseniz çok özür dilerim. Bugün laflar ağzıma dolanıyor bir türlü. Çünkü kafamda çok fazla şey var. Bir anda hepsini düşünmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, Boss'un paketi böyle. Hayatımda gördüğüm en dandik paket, açık ve net. Kentucky'nin paketine benziyor. Bu yüzden aslında tütünü Kentucky üretti deseniz derdim ki evet, tütünü olmasa da paketini kesinlikle Kentucky üretmiş. Arkadaşlar, tütün yapısı ama Kentucky'den çok bağımsız. Tütün nemi emen bir tütün belli ki. Şerbet altta durmuyor çünkü. Tütün şerbeti güzel emiyor. Bu benim hoşuma gitti. Bu iyi tütünlerin özelliğidir. İyi bir tütün yoksa kötü bir tütün mü bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Bir 10 dakikadır falan demleniyor. İzniniz olursa bir tadına bakalım. Dediğim gibi tek korkum ben Brownie'de hiçbir aromayı beğenmedim. İyi bir markanın bile olsa beğenmedim arkadaşlar. Çünkü Brownie aromasını sevmiyorum genel olarak. O anda dedim keşke bisküvisini alsaydım ama çok geçmişti artık. Almıştım bile yani. Yani gördükten sonra. Yapacak bir şey yok. Bir deneyelim. Bu arada demlenirken buram buram çikolata kokuyor burası. Umarım aynı şey marpuçtan da gelir. Çünkü marpuçtan gelmediği sürece bizim için bir önemi yok biliyorsunuz. Etkilemedi. Yani aynı koku ve tat o kadar güçlü gelmiyor arkadaşlar. Tartışılabilir bir konuyla beraber üzerinde Rus malı yazıyor ama arkadaşlar tartışıyor. Ben emin değilim ne mal olduğundan artık. Aromayı güzel vermedi ağzıma ya. Yeterli bir aroma vermiyor yani. Ya bu tür tatların daha yoğun mu olmasını istersiniz arkadaşlar? Özellikle bakın meyveli tatların hafif olması birazcık anlaşılabilir ama brownie, bisküvi, cappuccino bu tatlar hafif gelirse arkadaşlar bu tütün çöptür. Yapamamışlar demektir. Hoş değil. Şimdi açık söyleyeyim. Dumanla beraber alttan güzel bir brownie aroması geliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ben çok daha fazlasını isterdim ve çok daha fazlasını beklerdim. Asıl önemli soruya gelirsek. Bir daha Tumbaki alır mısın? Alırım. Yenisini alırım. Farklı tütünler alırım. Yani farklı bir aromasını alırım. Bir daha Frizon alır mısın? Alırım. Farklı bir aromasını alırım. Kendisini de alırım. Biterse alırım. İçerim de aynı zamanda. Fakat bir daha Boss alır mıyım? Bir daha Boss alacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu ilk ve son olacak büyük ihtimalle çünkü beğenmedim.
Ya umarım bu Brownie'den kaynaklanmıyordur ama ya Brownie aromasını da daha fazla isterdim. Çok az geliyor arkadaşlar ya. Yani daha yoğun olması lazım. Ya yani tütün dediğiniz öyle olur. Kokusundan daha yoğun olması lazım bunun çekişinde. Ya o kadar gelmiyor ya. Ya belki premium seviyede bir tütün arardım bunun için mesela. Çok daha iyi olabilirdi ya. Zaten çok iyi demem için öyle bir seviyede olması lazım ama en azından iyi diyebilmem için aromayı bana geçirmesini isterdim yani. Şu an aromayı yeteri kadar düzgün alamıyorum ben. Bu arada ağırlığı fena değil. Ağırlığı hoşuma gitti aslında. Böyle bir tütünden beklenen ağırlık budur. Ne çok ağır ne çok hafif. Tam ideal kıvamı bu. Daha ağır olsaydı içmesi zorlaşırdı. Daha hafif olsaydı zaten tadını da alamıyoruz. Hiçbir şey alamaz olurduk artık. Dandik paketinin hakkını vermiş gerçekten. Tütü de dandik. Tat yok yani. Tat çok az ya. Yani siz de artık bunun merdiven altı mı değil mi ben bilmem arkadaşlar. Merdiven altı da olsa kötü, Rus malı da olsa kötü bir tütün. Beğenmedim. Şimdi bunu Rus malı deyince bizim kanalda tabii ki de Master ile Element var sadece Rus tütünü olarak. Onlarla kıyaslamayın arkadaşlar. Aynı seviyede tütün değil çünkü. Yani birinin 200-250 gramı, 200 gramı yanılmıyorsam 75 lira. Diğerinin 125 gramı 200 lira yani. 250 gramı şey 400 liraya tekabül ediyor. Birinin zaten kilosu 1500 lira. Yani aynı kapasitede, aynı kalibrede tütünler değiller arkadaşlar bunlar. O konuda merak etmeyin. Yani siz bilmiyorum kıyaslıyor musunuz ama ben onlarla kıyaslamıyorum tabii ki de. Benim için fiyat performans da aynı oranda önemlidir. Yani ne kadar para o kadar iyi tütün. O zaman en iyisini alırsın. Gidersin Tencere Trifecta'dan başka bir şey içmezsin o zaman. Eğer madem hani paradan yana bir sıkıntın yoksa her zaman en iyisini içmek istiyorsan Tencere Trifecta yani galiba. Ben de daha Tencere Trifecta'da alacağız inşallah kanalda. Arkadaşlar acayip pahalı. Onun için birazcık bir kendimi bir dizginlemem lazım. Epey uzun bir süre tütün siparişi vermeyip bir tek onları içmem lazım. Onu da yapacağız inşallah uzun zamanda. Yaza doğru bir patlatırız. Önce herhalde Trifecta patlatırız. Ondan sonra da bir de Tencere patlatırız. Kanalda artık genel olarak istediğiniz her tütünü de denemiş oluruz. Ya boss hakkında söylenecek çok bir şey yok. Kesti beni ya. Ya biraz bekleyince ya bu arada Freezone hakkında da şunu söyleyeyim. Siz kapanışı tabii görmüyorsunuz. Ben kapanışını hiç çekmiyorum videonun da. Arkadaşlar kapanış Freezone'da artık mentol aroması iyice azalıyor. Ve tütün şekerlenme yapıyor. Tütünün şekerlenme yapması güzel bir şey. Meyveli aromalarda istenen bir şeydir. Humarı da yapar bunu. Güzel yani. O konuda da yani kapanışı da iyiydi. Fena değildi. Bunda da biraz bekletince tabii ki de doğal olarak aroma daha da yoğunlaşıyor. Bu arada yoğunlaşıyor dediğime bakmayın arkadaşlar. Ben 7 delikli lülede içiyorum bunu. Aromanın çok daha yoğun gelmesi gerekiyordu bana. Yani final lülede içsem belki şu an birazcık anlayabilirim ama 7 delikli lüleye göre yani aromanın çok daha yoğun gelmesi lazımdı bana. Ya şimdi açık konuşayım rezalet değil. Ama bir daha alınacak bir şey de değil arkadaşlar. Bir kere daha para verilecek bir şey değil bu. Yani bunu o kadar aradığıma da yanmıyorum. Çünkü bunun sayesinde Tumbaki buldum. Frizon buldum. Aynı yerden sipariş ettim üçünü de. Bir internet sitesinden sipariş ettim. Orijinalnargile.com diye bir yer. Güvenilir bir site. Alabilirsiniz siz de. Ben önce güvenmediğim için kapıda ödeme yaptım. 10 lira fazla verip kapıda ödeme de yapabilirsiniz. Ya başarılı diyemeyeceğim tütüne ya. Gerçekten çünkü başarılı değil. Aromanın daha yoğun olması lazımdı. Neyse velhasıl kelam puanlamamıza geçelim biz. Arkadaşlar tat olarak ben 5 vermek istiyorum. Doku olarak 6. Duman performansı da
Ya gayet iyi. Belki hatta beklenenden daha iyi. Belki 8 verilebilir yani. Çok düşük verdiğim için diğerlerinden de kırmak istemiyorum. Yani 7'ye düşmek istemiyorum. 8 iyi. Frizon'dan bir tık daha iyiydi çünkü duman performansı. Kötü. Arkadaşlar, videoları takipte kalmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Videolarımı eğer beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok beklendi bu tütünler. Çok arandı. Biliyorum ben de sizi çok beklettim. Kusura bakmayın, bulamadım. Gerçekten bulamadım. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana da bunları deneme fırsatı verdiğiniz için. Yorumlarda artık beraber tartışırız tekrar bunu. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Nargile çenlerimize de afiyet olsun diliyorum.